Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda konut fiyatları, konut kredileri ve konut almak isteyenler için tüm detayları bulabileceksiniz. Düşen faizlerle birlikte konut kredileri düşecek mi? Konut fiyatları düşüyor mu? Tüm detaylarıyla videomda hep birlikte izleyeceğiz. Konut almak isteyenler bu videoyu kaçırmayın. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video, yine sizlerle birlikteyim. Gene bir güzel bir cumartesi günü herkese selamlarımı iletiyorum. Konut arayanlar, konuta ulaşmak isteyenler, konut kredisi kullanmak isteyenler, tüm dostlarımız bu videoyu izleyebilirler. Bu videomuzda sizlere konut kredisi ve konut faizleriyle ilgili çok kritik detaylar vereceğim. Konut almak için uygun zaman mı? Konutumuzu ne zaman alacağız? Ve konut kredisine ulaşım ne zaman açılacak? Artık bu musluklar bir yerde açılacak. Acaba ne zaman açılacak? Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Her hafta olduğu gibi arkadaşlar, hafta hafta birçok değerlendirme ile sizlerle birlikte oluyorum. Konut kredi faizi 2019 Temmuz ayından beri 40 ayın zirvesine çıktı. Durağan olan emlak piyasası iyice durma noktasına geldi. Oğlum düşünüyor aslında ama her yer pahalı. Piyasanın normale dönmesi konut kredilerinin normale dönmesine bağlı bir şey. Kesinlikle kredi çekmeyi düşünmem. Asla. Öncelikle kanalıma abone olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir aile olmaya başladık. Yavaş yavaş 500 abonemize yaklaştık. Ve izlenme oranlarımız da güzel gidiyor. Bu serüvende benimle birlikte olan, konut arayışımda yanımda olan öncelikle tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki benimle birliktesiniz. İnşallah hepiniz hayırlısıyla konutunuza ulaşırsınız. Mutlaka bu videoya da yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz konut kredileriyle ilgili bir sıkışma var ve bu devam ediyor. Devlet geçtiğimiz Perşembe günü bir faiz indirimi yaptı ve Türkiye'de faizler uzun yıllar sonra tek haneye indi. Tabii ki bu geçen yıl Kasım aylarında başlayan Türkiye'nin yeni ekonomik modelinin devamı gibi gözüküyor. Bu model ev fiyatlarını 2022 yılında uçurdu. Şöyle oldu. Bütün dünyada faizler artarken Türkiye faizleri indirdi. Ancak özel bankalar devlet gibi faizlerini indirmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir durum var. Konuta ulaşımda sıkıntılar var. Konut fiyatlarında inanılmaz bir artış var 2021'den bu yana. Bunu zaten daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Daha önceki videolarımı izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Birçok detay vermiş. Bu videomuzda arkadaşlar bu kredi indiriminden sonra acaba bir kredi indirimi gelir mi konut kredilerinde, bunu bekleyeceğiz. Pazartesi günü bu belli olacak. Bir hafta sonraki videomda sizlere bu kredi indiriminin pazartesi günü bir yansıması olacak. Bakalım bankalar, özel bankalar konut kredilerinde bir indirime gidecekler mi? Devlet bankalarındaki bu limit kısmı aşılacak mı? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle ev almak isteyen arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Orta gelir ve alt sınıf. Şu anda aslında tam zamanı. Kasım ve Aralık ayları konut almak için aslında tam zamanı. Neden? Çünkü satışlar durdu. Satışların durmasıyla fiyatlarda da bir durgunluk var. Ve fiyatlarda bir ikinci ellerde bir hafiften gevşeme de oldu. Geçen ay oldu ama bu ay tabii ki yine bir artışlar oldu. Biraz yani üzerine koyan arkadaşlarımız oldu. Fakat bu iki ayda da kredilerde bir gevşeme olursa herkesin ev sahibi olabileceğini düşünüyorum. Ama krediler gevşemeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani Aralık ayının sonuna kadar bu kredi kullanabilme durumumuz kısıtlanacak. Yani birçok insan var. Milyonlarca insan şu anda konut almak istiyor. Gidiyor, alacağı konutu beğeniyor ama kredi kullanamıyor. Bankaya gidiyor, bankada takılıyor arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bundan şu anda şikayetçi. Devlet Bankası'na gidiyor, evin fiyatına yakın hiçbir şekilde krediye ulaşamıyor. Yani 300 bin TL, 400 bin TL, 500 bin TL. Hadi diyelim 500 bin TL. Özel bankaya gidiyor, bu sefer de kredi oranına tosluyor. Diyor ki ben 1 milyon TL kredi kullanacağım. Kullanırsın ama ayda 25 bin TL'yi ben senden alırım. 1 milyon TL'ye 2,5 milyon TL ödersin diyor. Yani 2,5 katı gibi. Ya inanılmaz oranlar var yani arkadaşlar. O yüzden şu anda ev fiyatları güzel sıkıştı. Alım dönemi ama parası olan için müthiş bir dönem. Ancak parası olmayan, yatırım yapmak isteyen, krediyle ev almak isteyen insanlar için çok sıkışık bir dönem. Yani ev almak için çok zor bir dönem aslında. Bu dönemi aşmak için yapmamız gereken arkadaşlar ne? Kredi faizlerinin düşmesini bekleyeceğiz. Ama zannetmeyin ki kredi faizleri düştüğü zaman bu fiyatlar yerinde sayacak. Saymayacak arkadaşlar. Saymayacak. Bunu geçen Temmuz ayında yaşadık. Biliyorsunuz devletin yapmış olduğu 0.99 kampanya ile birlikte fiyatlar yukarı çıkartıldı. Hemen üzerine koydular. Hemen anında faizler düştüğü anda, bugün açıklandı faizler düştü. Pazartesi günü
%25-30'luk zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani işinize gelirse alacağınız, gelmezse almazsınız tabii ki, ama bu konuda sağ olsun emlakçılarımız ve müteahhitlerimiz, satışta olan insanlar hiç kaçırmıyorlar fırsatı ve hemen fiyatları arttırıyorlar arkadaşlar. Tabii ki dileğimiz Türkiye'deki tüm herkesin kendi konutuna sahip olması. Amaç da bu. Aslında güzel de bir dönemden geçiyoruz. Ama fiyatların bu kadar artacağını kimse tahmin etmezdi. Eğer fiyatlar enflasyon oranında artsaydı ne olurdu? Arkadaşlar Türkiye'deki şu an TÜİK'in enflasyonu, açıkladığı enflasyon %85. Geçen yıl satılan 250 bin TL'ye satılan bir daire TÜİK enflasyon rakamlarına göre artsaydı bu yıl maksimum olacağı 450-500 bin TL'ydi. Yani %100 arttığını varsayalım. 250 bin TL'lik bir dairenin %100 arttığını varsayarsak 500 bin TL olması gerekirdi. Ama şu anda 250 bin TL'lik bir daire 1 milyon 250 bin TL oldu arkadaşlar. Yani burada bir enflasyon artışı gerçekten de inanılmaz seviyelerde. Yani ben de konut arayan bir insanım ve yani bu artışların bu seviyelere gelebileceğini inanın tahmin etmezdim. Yani belki de hiçbirimiz etmezdik ama bu döneme, öyle bir döneme geldik. Özellikle Temmuz ayındaki bu belirlenen faiz indiriminden sonra iyice arttı ve bu şekilde bir durum oluştu. Peki konut fiyatlarına gelelim. Konut fiyatları nasıl gidiyor? Bölge bölge konut fiyatlarına değinelim. Şimdi arkadaşlar konut fiyatları nasıl gidiyor? Özellikle 2 artı 1, 3 artı 1 gibi evlerde ortalama hala 2 artı 1'lerde 700 bin, 1 milyon TL bandında ortalamadan bahsediyorum. 3 artı 1'lerde de 1 milyon TL'den başlayarak özellikle büyük şehirler haricinde 1 milyon 400, 500, 600 bin TL bandında, büyük şehirlerde bu fiyatlar 10 milyon TL'lere kadar çıkabiliyor. 15 milyon TL'lere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. İsterseniz videomun son bölümünde de kiralara değineyim. Arkadaşlar hepimiz muzdaribiz bu artışlardan. Ve bu artışların aslında yansıdığı kısım konut olmayan, kirada oturan insanlar. Neden? Çünkü arkadaşlar konut fiyatlarındaki bu artış ister istemez kiralara yansıyor. Ve devletin belirlemiş olduğu %25'lik kira artışına da maalesef çoğu ev sahibi uymuyor. Ev sahibi ve kiracılar arasında bir sürü davalar başladı. Kavga, dövüş, gırla gidiyor. Kiracı ben %25 arttırırım diyor. Ev sahibi olmaz, ben %100 arttırırım diyor. Bu sefer aralarında problemler yaşanıyor ve ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkmış durumda. Yani bunun artık bir çözüme kavuşması lazım. Yani şimdi arkadaşlar kiraların da inanılmaz seviyede arttığını düşünüyorum. Şu anda hiçbir ev sahibi eski kiracısını tutmak istemiyor. Artık yeni fiyatlardan vermek istiyor. Yani 1000 liralar, 2000 liralar kalmadı diyor. Ben artık 5000 lira, 6000 liraya kiraya vermek istiyorum diyor. Ve uzlaşma durumu yok oluyor ve barınma problemine doğru gidiyor. İnşallah bu sorunlarla karşı karşıya kalmayız ve bu problemlerin tamamı çözülür. Ülkede yeterli konut üretimi sağlanır. Herkes konuta ulaşır. Herkes uygun kredi oranlarıyla konutlarını alır. Birçok yorumlar gelmişti. Bu yorumlarda da krediye ulaşımla ilgili çok şikayette bulunan arkadaşlarımız var. Eğer kredi muslukları açılırsa konuta erişebileceğiz. Kredi muslukları açıldığı anda fiyatlar yukarı çıkacak ama hiç olmazsa konut alabilecek, riske girip konut alabilecek insanlar ortaya çıkacak. TOKİ de var biliyorsunuz arkadaşlar. TOKİ kuralları da başladı. Bununla ilgili video çekmiştim. Bölge bölge çekiliyor. Önce doğu bölgeleri çekilmeye başladı. İstanbul'da bazı bölgeler çekildi. Ve artık yavaş yavaş her yeri çekecekler. Mart'ın sonuna kadar TOKİ kuralları da bitecek. Oradan çıkanlar artık alacak ya da alamayacak, bilmiyorum neyse. Diğer arkadaşlar da normal şekilde kredi çekerek konutlara ulaşmaya çalışacaklar. Kasım'ın son haftasındayız. Aralık ayı geldi. Ocak'ta konutlara zam bekliyorum arkadaşlar. Bunun öncesinde konutunu alabilen varsa alsın. Alamayan arkadaşlarımız varsa da çok büyük risklere de girmeyin tabii ki arkadaşlar. Ben bunu önermiyorum. Çok büyük paralar, ödeyemeyeceğiniz paralar, ödeyemeyeceğiniz kredilerin riskine girerseniz yarın bir gün bunun zahmetini ailevi ekonomik sorunlarla yaşarsınız. O yüzden kanalıma abone olmanızı da mutlaka bekliyorum. Bu yorumlarla birlikte arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes istediği konuta en yakın zamanda ulaşır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom biliyorsunuz cumartesi günleri hep videolarım. Bir sonraki videom da cumartesi olacak. Bu videoda bakalım bu devletin indirdiği krediler özel bankalara yansıdı mı, yansımadı mı, bunu tartışacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.